Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Evet şimdi size ipi esneterek başladım arkadaşlar genelde iğneden tığa sardık bu sıra hep ondan çekiyorum arkadaşlar ve iğneden tığa bu ipler biraz kalın olduğu için şöyle iyice esnetin elinizden geldiği kadar şimdi size tarif edeceğim ilk önce iğne oyası modelini göstereyim Evet arkadaşlar modelim bu çok hoş ve çok zarif şöyle ilk önce böyle fil dişini yapıyoruz Tüm dört kenarını yemenimizin sonra bu kalbe benzeyen eğrilerini yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Modelin bu şekilde rengarenk istediğiniz renklerden iplerden de bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi benim tığa çevirdiğim halini de göstereyim. Evet arkadaşlar benimki de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi aynı zariflikte, aynı incelikte yaptım. Bu arada onlar üç tane tığ battı bırakmışlardı kalbin yanına. Bu şekilde bakın ben de 5 tane bırakıp üçüncüsünün içine yaptım. Orada ikincisinin içine yapılmıştı 3 tane olduğu için. Sadece daha zarif, daha göster. Hani ne de olsa tığ oyası arkadaşlar. Bu şekilde daha seçenekli. Çok hoş durdu. Aynı oradaki gibi maviler, pembeler koyarak biz de rengarenk çalışma yapacağız. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemenimizi ve bu fil dişini yaparak başlıyoruz. E, bu yuvalarımız için 5 tane tığ battı hazırlıyoruz. 4 tanesini yapmışım. Şimdi 5. de sizlerle yaparak başlayalım arkadaşlar. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben tığ battıları sahte sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 tane tığ battımız hazır. Ve direkt hemen 5 tane mesafe koyduktan sonra bu fil dişlerini yapmaya başlayalım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine boş olan tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine bir tığ battı yaptık ve 4 zincir çekerek şöyle yaptığım tığ battının içine hemen kapatıyorum bu şekilde daha önce sizlerle arkadaşlar çok fil dişi çalıştık kapattım 4 zincirimi bu şekilde ve üzerine 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 hemen çevirdim yandaki boş olan tığ battıya girip bu şekilde hemen kapatıyorum Evet bir tanesini yaptık arkadaşlar bu şekilde iki tane koydum gördüğünüz gibi iki tane muntazam Sizin için 3 tane denedim arkadaşlar 3 çok aralıklı oldu model zaten sade Zarif bir model 3 tane de koyunca Kendini pek göstermedi yani benim hoşuma gitmedi O açıdan iki tane koymanızı Tavsiye ederim Hemen tığ battımın içine girdim sık iğne ile sabitledim buraya bir tane tığ battı yaptım ve 4 tane zincir Çekiyorum Ters çevirdim Bu şekilde ve bu tığ battısının içini tam ortasından bu şekilde sabitliyorum. Evet şimdi bakın bu şekilde arkadaşlar daha bombili duruyor. Gördüğünüz gibi 4 zincir biraz daha böyle gözenekli güzel duruyor. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu önemli arkadaşlar. Bunu hiç boşluk bırakmadan sıkı sıkı 8 zinciri çekersek bu şekilde kalıp gibi bir artmamız oluyor. O yüzden bu artmanın zincirini bilhassa özellikle sık çekin. Ne kadar sık çekerseniz o kadar bu şekilde kalıp gibi durur. 3 tane zincirimi çektim, tığ battımı yaptım. Ve bakın tığ battım. Bu şekilde hazır. Yine 5 tane bu şekilde tığ battılar hazırlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile sabitledim. 2 oldu. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 3. 3 zincirimi çekip sık iğne ile sabitliyorum. 4. 3 zincir 5. 5 tane hemen olunca yine arkadaşlar bakın bu fil dişinin yapımına başlayacağız. 3 zincirimi çektim. Tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile sabit. Deminkileri gayet yavaş gösterdim. Bunu da biraz hızlanalım arkadaşlar. 4 zincir bu şekilde ters çevirip hemen tığ battığımın içine sık iğne ile buraya sabitledim. 4 zincir 2 3 4 5 6 7 8 düz yüzüne çevir. Hemen yandaki boş olan tığ battıya gir ve buraya sık iğne ile bu şekilde kapat Evet bu şekilde artmamız oldu bir tane daha yapalım ve bitirelim arkadaşlar İki tane yaptık Umarım anlaşılmıştır İki yuva yaptık yani bir iki üç ve dört zincir çevirdim bu üç zincirden çektiğim yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde sahte sık iğneyi göstereyim 8 zincir 6 7 ve 8 şöyle o tuttura o sıkı sıkı 8 zinciri çektim ve buradaki boşluğumun içinden de giriyorum bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane e, fil dişi beş tane tığ battı iki tane fil dişi 5 tane yuva olarak çimenlerimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi bu çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ortaya 5 tane bu şekilde tığ battı hazırlamıştık. Tam ortasındaki 3. tığ battımızın içine bakın bu şekilde aralıyorum. Ve ipimi sık iğne ile buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. Buraya bir kirpik yaptım bu şekilde. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen ters çeviriyorum. Bakın şöyle kendimize doğru çekersek daha rahat buraya sabitleyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Dibine hemen sık iğne ile bu şekilde sabit. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çevirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Elinizle bakabilirsiniz. Tam oturuyor. Bunu sizin için ayarladım arkadaşlar. Çünkü bir fazla çektiğin zaman daraltıyor. İkişer fazla. 5, 7, 9 diye. 3 seferde bu şekilde. Kelo olan yaparsak çok güzel duruyor hemen 9 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum Evet bakın bu şekilde sabitledim şimdi 10 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çevirdim buradaki tam ortada ilk yaptığımız 5 zincir var ya arkadaşlar bakın tam ortasından girip bu 10 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle daha net gözüksün. Bu kenarlara şu sık iğneleri yapacağız arkadaşlar. O yüzden bakın biraz bolumsu. Yine 10 tane zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Buraya dibine yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Kenarında iki tane 10 zincirli yuvamız oldu. İki tane zincir çekip şöyle düz yüzüne çevirelim arkadaşlar. Biraz kele olanı biliyorsunuz döne döne yapılıyor arkadaşlar bu şekilde. İki zincirimi bu şekilde zincirin arasına girip ilmekten geçtim sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Bu birinci kirpiğim. İki zincir Zincirin arasına girip bir ilmek aldım. 2. 2 zincirimi çektim. İlmek aldım. 3. İlmek aldım. 4. 5. 6. Şöyle arkadaşlar tırnağınızda çektiğiniz zaman kolaylıkla iniyor. Bu 10 zincirli yuvaya toplamda 12 tane bu şekilde küçük kirpikler hazırlayabiliyoruz. Yani 12 tane alıyor 10 zincirimiz. 2 zincir 9 10. yapıyoruz. Bu şekilde aşağı doğru kaydırmamızın sebebi şöyle biraz arkadaşlar kalp gibi durmasını da sağlamak. 2 zincir 11 bakın bu şekilde hemen tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir zincir çekip o tutturuyorum bir zincir de kirpiğimle için toplamda 2 zincir yine aynı şekilde 12. de buraya yapıp sık iğne ile sabitliyorum bir tarafı hazır arkadaşlar şöyle hiç zincir çekmeden direkt bakın buraya sık iğne ile geçiş yapıp sabitliyorum Aynısı gibi buraya da 12 tane bu şekilde kirpik dolduruyoruz arkadaşlar. Bu bir, iki zincir. Hemen sık iğne ile girip iki şöyle dibe oturtuyoruz. Toplamda dediğim gibi 12 tane olacak. İki zincir. Hemen yuvadan alttan girip bir ilmek alıp tığımdan geçiriyorum. 3 4 2 zincir 5 6 2 zincir 7 2 zincir 8 Arkadaşlar çok hoş oluyor iki zincirimizi çekip ilmek alıyoruz aldığımız ilmeği de tığımızdakinden geçirip üzerine bir zincir çekiyoruz oturtuyoruz Evet bu şekilde 12 tane 10 zincirimizi 12 tane sığıyor bir tane daha yapıp hemen 12 buraya yapmış oluyorum Evet şimdi arkadaşlar bakın buradaki yeşil yuvaya da bir tane sıkıyın hiç zincir çekmeden buraya yapıp bakın aynı sahte sık iğne olayıyla çekiyorum dibine de bu şekilde oturtmuş oluyorum hemen bir zincirimi çekip ipimi koparıp yakıp geliyorum modelim bu arkadaşlar bu şekilde sizler için tığa çevirdim tığa çevirdim modellerde sizin hoşunuza gidiyor inşallah yine beğenirsiniz arkadaşlar yapımı da kolay gayet güzel bu şekilde sık iğneli olduğu için de kalıp gibi durdu. Bana destek vermek için beğeni ve yorum yaparak e, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modellerimin e, şeyde YouTube'da önermelerde öne çıkması için beğenilerinizi eksik etmeyin. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.